çiftliğindeki Sultan Hastanesi'nde o güne kadar görülmemiş bir tahlil yapılıyordu. Tahmin ettiğiniz bu taşın altında da yine bizimki vardı. Şuna bakın şuna. Bunda hiç laborant kutu var mı Allah aşkına? Bunun yapacağı tahlilden ne olur ki? Hiçbir şeyi olmayan insanı bile bunun görüntüsü hasta eder. İşte ilk şakazetimiz tahlil için geldi. Gerekli kayıtlar sonrası şakazetimiz de tahlil kabını, tahlil şişesini alıp gitti. Gerekli numune getirildiğinde bizim oyuncumuz da daha önce boyayla hazırladığımız örnekle sıraya girdi. Bu ne? Bu kadar mı? Gel bakayım kardeş. Nasıl yaptın bunu? Sağ ol. İyi de nasıl doldurdun bu kadar onu anlamadım. Çık bakayım. Bir kilo 750 gram yapmışsın. Birader biraz daha tamamlaşın. Tut bir dakika. Biraz su iç. Biraz daha devamla getir. Hocam, bakın. Bu kadarla bu iş bitmez. Ver kardeşim. Bak buraya. Nasıl yaptınız bunu? Kardeş, bir defa da mı? Su içtin mi? Ne? İçtin. Bu ne ya? He? Neden? Hadi koçum sen de bakayım. Güle güle. Bir gram 10 santim. Gel bakayım kardeşler. Nasıl? Abi iyi tahlil olmaz. Yani tahlilin sağlıklı olmaz. Az şey çıkar. Halbuki şöyle bir şey de. Her türlü olayı görebilirsin. Bunu ne göreceksin? Ya baş ağrısı görürsün ya diş ağrısı görürsün. Burada her şey gelişir. Çünkü çok. Onun için sana diyorum su verdim sana. Suyu ne yaptın? Ya bir şey içtin mi? Götür biraz daha. Hadi koçum benim. Hadi benim Hüseyin'im. Hüseyin kilon bile aynı kardeşim. Hadi koçum. At bakalım. Gel şunu. Yaralayış olmaz. Kardeş. Şimdi sizi hemen başhekimliğe gönderiyorum. Her türlü sizin check-up şeklinde şeyiniz yapılıyor. Şuraya bak. Hem berrak, hem rengi güzel, hem de siz de sağlıklı gözüküyorsunuz. Bak tut yan yana tut bir kere bak. Gördün mü fark? Hadi Serhat'cığım biraz daha garip. Hadi Serhat'cığım bakayım. İçtin mi suyu? İçtin mi? Netice gene sıfır. Adama bak. Bunu tam teşekkür edin. Şimdi tahlil yapacağız. Bak. Şuraya bak. Koy bakalım yan yana bir. Rengi tuttu. İş şimdi şeyine kaldı. İş şimdi şeyine kaldı. Sonra görüşürüz. Hadi. Suyu içtin mi? Ne yapacağız?
5 yeter. Fakat ne kadar yeter? Şimdi bununla tam teşekkürlü bir check-up yapıyor. Yani ayak tırnağından saçının teline kadar bunun şeyi yapıyor. Suzan Hanım. Ben idrar alıyorum. Arkadaşım bir... Şimdi göreceğiz röntgende. Arkadaşım bir röntgeni alayım işte. Bir 5 dakikada falan bir hastalığa var ondan sonra. Din abi. Yaptın mı Sedat kardeşim? Getir bakayım, ver canım. Ne kadar yaptın ya bunu? Bundan bir tahlil olmaz abi sen. Bir de şuna bak. Bir de şuna bak. Tut kardeşim şunu bakayım. Bir şişe suyu al. Hemen içiver içeride. Hadi güzelim. Doldur abi, doldur. O kadar olmaz. Bir şey. Bir. Doldur abi. Ver bakayım. Ver bakayım. Abuzer, olunca oluyormuş. İşin de soları bitirdi bir şey değil mi? Bir bakayım. Dört buçuk kilo yapmıştım. Tut bakayım bir hangisini geliyor. İnle de. İnle de. Dört buçuk kilo. Nasıl yaptın bu şey? Dolandın mı? Dolandın mı? Ama rahatladın bunu sonra. Başka bir numara yok değil mi? Girdin çıktın tuvaletini yaptın. Girdin çıktın tuvaletini. Kaç şişe su içtin? Üç şişe. Üç şişe içtin de oluyormuş değil mi bu iş? Tamam. Şimdi seni bir röntgene gönderiyorum. Oldu mu kardeşim? İdrar tahlilinle birlikte. Suzan Hanım. Buyur. Gidiyor. Gidelim bir şeye. Buyurun, beraber gidin. Kalsın bende. Kimin bu? Abuzer. Nasılsın kardeşim? İdrarı yaptın. Evet. Hem de bol miktarda. Evet. Bir numara yapmadın değil mi? Yok. Doğru söyle. Herhangi bir şikayet falan? Yok. Normal çağrışır. Evet. Ne iş yapıyorsun? Lokantacı. Lokantacısın. Röntgeninde çatal var kafada. Nereden geldi bu çatal? Beynimde bunun ne işi var laborant abi? Lokantacının üstüne çatal koymuş. Nereye?
Kafanda çatal mı var? Yok. Niye gözüküyor renklerinde çatal? Bak, çatal yutmuşsun sen. Kafatasının içinde bir çatal var, görüyor musun? Evet. Niye böyle oldu? Ne zaman yuttun bunu? Yutmadım. Yutmadın ama niye çıksın ki? Bilmiyorum. Yapıyorsun, yapıyorsun, yapıyorsun. Ondan sonra çatalı kafaya koyuyorsun. O zaman uyurken girmiş. Lokantada mı yatıyorsun? Yok. Evde yemek yedirken planıcı çatal bıçakları yanında mı unuttun? Yok. Oysa dururken burnundan kaçmış olabilir diye düşünüyorum. Kafanda bir toka var Hüseyin. Evet. Gördün mü? Görüyor musun? Tam şurada. Burnunu falan karıştırırken toka mı girdi içeri burnundan? Yok. Evet. Görüyorsun değil mi? Görüyorum. Gel bakayım. Gel bakayım geçen yukarı. Gözlerine. Bağırmış ya da bir şey. Elinde bir kontrol et bakayım. Yok. Kaç abi. Ne? Burnunu falan karıştırırken acaba toka mı attın içeri diyorum. Niye bu toka? Ne değişti bazen? Şeye, berbere falan gittin de acaba tıraş ederken falan mı oldu berber? Evet. Nasıl oldu bu iş? Röntgen mi karıştırdılar acaba? Sen bir bak bakayım şuna. Görüyorum hocam. He, bir dakika. Bak. Bu senin kafatası. Böyle kalkarsan ters, amutak durmuş gibi olur. Şöyle. Bir de işi öğretiyorsun bize. Toka. Deminkinde de pense çıkmıştı. O adam geldi tertemiz. Saçının kökleri bile gözüküyor. Şakacı. Sen var ya sen. Şakacı Çetin Çiftçioğlu bundan birkaç gün önce idrar tahlili yaptırmak için Şirin Evler'de özel bir hastaneye gitti. Şakacının hastaneye gitmesi gayet doğaldı da doğal olmayan hastanede yaşananlardı. Ben idrarı yaptım, getirebilir miyim? Laboratuvara vereceğim değil mi idrar tahlilini? Yaptın idrarı mı? Bektim pek. Buyur baba. Nasıl yutardın? Yaptık baba. Bu kadar yutar. He. Şimdi? Şimdi baba. İdrar tahliline geldim de. Olmuş mu? Bu kadar yutar bir şey var mı ya? Abi. Yani. Su mu içirdiler size? Yok hayır ben. Devamlı kadar yaparım. Bu yapıştı. Devamlı söyler misiniz? Abi, yok hastalık falan yok. Fakat şey, yani gittiğim zaman tuvalete işi götürüyorum abi. Kardeş çok bekler miyiz? Gülüyorsun ama bir atasözü vardır. Gülme komşuna gelir başına derler. Sana gülüyor. Ha. Şimdi bu kadar idrar yapan başka kişiler de var mı acaba? Ben onu düşünüyorum. Ben 28 yaşındayım. Bir şey böyle kapıdan içini geçiyorum. Yok ya. He. Bir de sen öyle yapıyorsun. O zaman az su içiyorsun. Burada çok öyle fazla değil ama. Benim biraz geldi abi biraz daha yapayım şunu.
Bu ne kadar idrar ya? Abi sıkıştım biraz mı? Bu ne kadar koş? Soğuttu. İşte girdim, tuvaletini yaptırdılar. Bu idrar değil mi? İdrar. Yeni mi yaptınız hepsini? Şimdi yaptım abi. Bu prostat mı? Prostat değil abi. Bu ayna işte böyle aslında. Günde şey abi istediğim zaman canım. İstediğim zaman. Ve tahlil yapacaklarmış. Verdiler ufak bir bardak. Ben de dedim çok olsun dedim, tahlil daha sağlıklı olsun dedim. Siz abi? Geçmiş olsun. Sağ ol bizim de idrar vardı lan. Senin mi? Sen de yaptın mıydın mı? Evet. Ben ufak şey mi büyüyor? Ufak mı? Ufak. Ha. Azmış. Bu kadar idrar olur mu ya? Hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Bilmiyorum ki. He? Günaydın. Günaydın. Sen verdin mi içeri? Ben verdim de benim o bak bordasıydı. Yine gelmiş. Tuttu mu canım? Yapmıyor muydu? Evet. Hastalık öyle mi oluyor ya? Efendim? Hastalık öyle mi oluyor? Yok canım. İlaçla olur mu? İki tane daha var orada. Onlardan da olacak. Baksana. Ben yaptım işte. Allah Allah. Turşu yapıyor mu böyle ya? He? Aha geliyor. Ne? Dünya varmış. Rahatladın mı? Nasıl abi? Rahatladın mı? Hadi hadi. Şimdi bu kadar idrar mı yaptın? Evet abi. Evet çok abi. Olmadı. Ya biz tam bu kadar idrar çıkmadık. Olur mu öyle de böyle? Allah Allah. Biraz daha beklersen bulur. Vallahi biraz daha beklersen. O zaman işin günü falan mı? He? Yapma.